Herkese merhabalar, selamlar, sevgiler, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel, çok da kolay mevsimlik bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Güzel bir bebe mavisi kullanacağım ve şöyle tığımı da göstereyim. 2 numarada tığ kullanacağım arkadaşlar. Hemen yapım aşamalarına geçeceğim. Öncesinde küçücük bir ricam var. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı izleyip beğenerek ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Hepimize kolay gelsin. Zincir çekerek başlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir tur doluyorum. Ve devamında da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 tane zincir çekiyorum. Bunların ilk baştan sayacağım. 1, 2, 3 tanesini atlayıp 4.'ye batacağım. İpimi tığımın üzerine alıyorum ve 4. ilmeğimin içerisine geçerek bir ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zincirimizi de bir trabzan sayacağız. Tekrar ipimi aldım tığımın üzerine, yandaki ilmeğe geçiyorum. Bir ikili trabzan daha. Tekrar yandakine geçiyorum. Bir ikili trabzan daha. Bu şekilde devam edeceğim. İstediğim sayıya ulaşıncaya kadar. Tekrar bir ikili trabzan daha. 2, 4, 6. Zincirimizi de bir trabzan sayıyoruz. Son bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Ve 7 tane ikili trabzan yapmış oldum zincirle birlikte. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Zincir dibindeki ilmeğe atlayıp diğerine. Yine bir ikili trabzan. Zincirimizi de hep bir trabzan sayacağız. Yandakine geçip devam ediyorum. Altı tane trabzan oldu. Yedinciyi zincir tepesine yapıyorum arkadaşlar. Buradan ilmeğin içerisinden geçiriyorum tığımı. Ve bir ikili trabzanla sırayı sonlandırıyorum. Devamında da 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Yine zincir dibindekini atlıyorum. Sonrakine batarak başlıyorum. Bu bölümü bu şekilde istediğiniz örgü sayısına, yapacağınız yere göre istediğiniz sayıya ulaşıncaya kadar devam edeceksiniz. Daha sonra da model kurulumuna geçeceğiz arkadaşlar. Ben anlatım için yeterli miktarda, bu arada en son trabzanı yine zincir tepesine yaptım. Anlatıma yeterli miktarda biraz daha öreceğim ve daha sonra da hemen yapım aşamalarına geçeceğiz. Modelimizi kuracağız. Evet arkadaşlar, bu bölümü tamamladım. Toplamda 11 sıra çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tek sayılı olarak yaparsanız sıra sayısını modeliniz tam denk gelecektir. Bu şekilde hazırladım. Şimdi 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Şuradaki ilk trabzanın içerisine geçeceğim arkadaşlar. Bakın, bu ilk trabzanın içerisine geçiyorum. 1, tekrar 2 ve 3. Zincirimizi de bir trabzan sayıyoruz. 4 tane ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Bu sırayı atlıyorum arkadaşlar. Buraya geçiyorum. Geçtim trabzanın içerisine. 1 2 3 ve 4 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Aynı bölüme yine 4 tane ikili trabzan yapacağım. 2 3 ve 4. Bu şekilde bu bölümü hazırladık. Şimdi devam edelim. Buradan sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum.
Bu sırayı ve bu sırayı atlıyorum. Buraya geçeceğim. Geçiyorum buraya. Bir tane sık iğne. Devamında 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Burayı ve burayı atlıyorum. Buraya geçeceğim. İpimi tığımın üzerine aldım. Üçüncü sıranın içerisine yine geçiyorum. Trabzan içerisine. Ve 4 tane ikili trabzan yapacağım. Bir tane zincir. Aynı bölüme tekrar 4 tane ikili trabzan. 2 oldu. 3 ve 4. Buraya kadar geldik. Şimdi son bölümü yapalım. Bir tane zincir çekiyorum. Bu sırayı atlıyorum. Buraya geçeceğim, sondaki sıraya. İpimi tığımın üzerine aldım. 1 2 3 ve 4 tane ikili trabzan. Başlangıç ve bitişimiz 4 tane ikili trabzanla bitiyor. Bu araları ben 2 modellik hazırladım. Araları hep bu şekilde gideceksiniz arkadaşlar. Şu bölümü her bu modelden sonra, trabzanlardan sonra şu ara bölümü yaparak istediğiniz kadar gideceksiniz. Başlangıç ve bitiş bölümü 4 tane trabzanlı olacak. Şimdi dönelim diğer sıraya. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Zincir dibine atlıyorum. Sonrakine geçiyorum. 1, 2, 3 tane. Zincirimizi de bir trabzan sayıyoruz. Toplamda 4 trabzan yapmış olduk. Bir tane zincir. Şimdi ipimi tığımın üzerine alıyorum. Ve bu bölümde şu 2 trabzanı kullanacağım arkadaşlar. Şu 3. ve 4. trabzanları. Geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Diğerinden geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. İpimi yine tığımın üzerine aldım. Buradaki bir zincirli yuvamıza geçiyorum. 1 2 tane de buraya ikili trabzan. Toplamda 4 tane ikili trabzan yapmış oldum. Bir tane zincir. İpimi tığımın üzerine aldım. Aynı yuvanın içerisine 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1 ve 2. Tekrar ilk baştakini alıyorum. Bir ikili trabzan. Yandakini alıyorum. Bir ikili trabzan. Burayı da dörtlemiş olduk. Şimdi 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Bu bölüme iniyorum. Bu zinciri ortadan geçirip bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Bu bölüme geçiyorum. Aldım. Bir tane sık iğne. 1 ve 2 tane zincir çekip buradaki 3. ve 4. trabzanları kullanacağım şimdi de. Şu bölümü göstereyim bakın. Bu bölüm bitti. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız. Yine ipimi tığımın üzerine aldım. 3. ve 4. trabzanları. 3.'den arka taraftan aldım. Bir ikili trabzan. Tekrar ipimi aldım. 4. trabzanımın arka bölümden aldım. İkili trabzan. Tekrar ipimi aldım. Yuvanın içerisine geçiyorum. 1 ve aynı yere 2. Bir tane zincir. Aynı yuvanın içerisine 1 2 tane ikili trabzan aldım. İlk baştakini arkadan alıyorum. İkili trabzan.
Yandakini de yine arkadan alıyorum. 2 litre havza. 1 tane zincir. 4 tane trabzan yapacağım. Başlangıçta olduğu gibi. Evet. Şimdi bir sıra daha yapalım birlikte arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çekip geriye dönüyorum. Bu bölüme yine 4 tane trabzan yapacağım. Dört tane trabzanımı yaptım. Bir tane zincir. İpimi tığımın üzerine aldım. Şu iki, üçüncü ve dördüncü trabzanlarımı kullanacağım. Yine arkadan alıyorum. Çıkarıp bir ikili trabzan. Tekrar aldım. Yandakini alıyorum. İkili trabzan. Yuva içerisine geçiyorum. Yine ikili trabzan. 2 tane de buraya, 4'e tamamladım. 1 tane zincir. Aynı yuvadan devam ediyorum. Bakın, aynı yuvanın içerisinden. 1 2 İpimi aldım yine. Baştakini arkadan alıyorum. 1 ikili trabzan. Yandakini yine arkadan alıyorum. İkinci ikili trabzanın burayı da dörtlemiş oldum. Şimdi bu sırada 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Yine şu sıraya geri döndük arkadaşlar. Buradaki büyük zincirli bölümüme geçiyorum. Bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Buradaki tersten aldığımız, arkadan aldığımız iki trabzanı, üçüncü ve dördüncü trabzanları kullanacağım. İpim yarıldı. 1. Yandakini alıyorum. 2. İpim tığımın üzerinde yine yuvanın içerisine geçiyorum. 1. 2. 4 tane ikili trabzan yapmış olduk. Bir tane zincir, yuvanın içerisinden devam ediyorum yine. Çok kolay yapımı, hiç şaşıracak bir durumu yok arkadaşlar. Çok da zevkli bir model. Özellikle mevsimlik örgülerde yelek olur, hırka olur. İki tane trabzanımı da tamamladıktan sonra yine bir tane zincir çekip trabzan tepesinden başlayıp dört tane de son tarafa trabzan yapıp bitireceğim. Şöyle göstereyim yine. Bu sırayı da birlikte yapalım. Aşamalar zaten birbirinin aynı. 3 tane zincir çekip geriye dönüyorum. Aldım ipimi. 4 tane trabzan yapacağım. 4 trabzanımı yaptım. İpim tığımın üzerinde 1 tane zincir çekiyorum. Aldım tekrar. Şu 2 trabzanımızdan başlıyorum yine. 1 yandakini alıyorum. 2 yuvanın içerisine geçip 2 tane de buraya. 1 ve 2. 1 tane zincir. Aldım ipimi tığımın üzerine. Yuvanın içerisinden devam ediyorum. Aldım yine ilk baştakini arkadan. Yandakini yine arkadan. 4 tane trabzan. Şimdi bu bölümde de şu sıraya geri döndük. 2 tane zincirle başlıyoruz yani. 2 zincirimi çektim. Zincirimin ortasından geçirip bir sık iğne yaptım. Orta bölüme 2, 3, 4, 5 tane zincir. Geçtim diğer zincirli bölüme. Sık iğne. 2 tane zincir. Yine üçüncü ve dördüncü trabzanlarımı arkadan alarak yapıyorum. En sonuncuyu yine zincir tepesine yapıp bitiriyorum. Modelimiz bu şekilde aynı aşamalarla devam edip gidecek. Ben şimdi bunu biraz büyüteceğim arkadaşlar. Büyük halinde az sonra sizlerle paylaşmış olacağım. Evet, bu da modelimizin ilerlemiş hali arkadaşlar.
Çok zarif, çok şık bir model. Kesinlikle yapmanızı tavsiye edebileceğim modellerden bir tanesi. Her iki tarafı da aynı zaten. Bu şekilde bakın. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Umarım işinizi kolaylaştırabilmişimdir. Eğer öyleyse ne mutlu bana. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye kadar şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.